Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 46 yaşındaki Gökhan Keskin Kılıç'ın kafatasına 3 boyutlu yazıcıyla üretilen yapay kemik yerleştirildi. Gökhan Keskin Kılıç daha önce geçirdiği kafa travmasına bağlı beyin kanaması rahatsızlığı nedeniyle Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastaya beyin ve sinir cerrahı doktor öğretim üyesi İsmail Kaya ve doktor öğretim üyesi Hüseyin Yakar müdahale etti. Hastanın karnına koydukları kemikte 2 santimetre kadar küçülme meydana gelmesi üzerine doktorların Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görevli asistan Enes Kesen ile yaptıkları bir programla hastanın tomografilerini kullanarak 3 boyutlu yazıcıdan 200 lira gibi bir maliyette yapay kemik ürettiler. Üretilen kemik başarılı bir operasyonla Gökhan Keskin Kılıç'ın kafatasına yerleştirildi. Bu yaptığımız ameliyatın özelliği, daha önce hocamızın dediği gibi karnına zaten koyduğumuz kemik çeşitli sebeplerden geri uymayabiliyor. Bu hastamızda da 2 santim kadar küçük kalmıştı daha önce çıkarttığımız kemik. Biz bunu hastaya özel, böyle 3 boyutlu yazıcıdan hastanın tomografileri kullanarak Kocaeli Üniversitesi'nde Enes Kesen, Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi Enes Kesen asistanımızla birlikte yaptığımız bir programla hastaya özel kalıp çıkartıp bu yapılan işlemi hastaya birebir uyacak şekilde yapay kemikle birlikte gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi eski kemiğiyle aynı konuma geldi. Başarılı bir ameliyat oldu. Yarası da temiz. Bundan sonra da bu ameliyatları yapmak niyetindeyiz. Bu bilgimiz de Türkiye'de 6. üniversiteyiz kayıtlarda gözüken. Dediğimiz gibi midemize bu ameliyatı da kazandırmış olduk. Daha önceki nasıl yapıyordu? Yurt dışından Daha önce şöyle, bunun birkaç yöntemi vardı. Ya elimizle kendimiz o metilmetakrat dediğimiz maddeyi kendimiz şekillendirip kabaca bir şekil veriyorduk. Ama hiçbir zaman böyle bir kozmetik sonuç elde edemez. Çünkü beynin çeşitli kıvrımları mevcuttur. Ya da titanyum, gene bu yazıcılar kullanarak bayağı maliyetli programlar yardımıyla titanyum kullanarak yapılıyordu. Yalnız bu titanyum kullanarak yapılan kalıplandırma işlemi oldukça maliyetli. Yani şu an SGK'nın karşıladığı işlemler değil. Ülkemizde Gazi Üniversitesi gibi birkaç hastanede yapılmış ama maliyetinden dolayı rutin bir işlem değil bu durum. Biz bunu sıradan kullanılan bir yapay kemikle birlikte uygun bir maliyete, SGK'ya hiçbir yük olmadan çok cüzi bir miktara yapmış olduk. Hastaların herhangi bir maddi bir şeyi olmadı. Sağlık açısından herhangi bir problem teşkil Hayır, etmiyor. bu normal kemiğiyle bu kemik arasında hiçbir fark yok. Doktor Yakup Çekik, ben Niğde Eğitim Araştırması Başhekimiyim. Bugün beyin cerrahisi hocalarımızın bizi gururlandıran bir ameliyatını sizlerle paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Bizim amacımız buradan mümkün olduğu kadar hastanemizden, üniversite hastanemizden sevkleri azaltmak, sevkleri azaltacak çalışmalar yapmak. Gökhan Bey isimli hastamızda daha önceden travmatik bir kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçiriyor. Bunun üzerine de beyin cerrahlarımız hastamıza müdahale ediyorlar. Kafatası kemiğini çıkartıyorlar ki hayati fonksiyonları devam etsin, beyin ödemine engel olabilsinler diye. Bu daha sonra tekrardan kafatası kemiğini yerine yerleştirmek amaçlı hastanın karnında saklanıyor. Ya bu zaten bütün dünyada bu şekilde uygulanıyor. Yalnız bazı sebeplerden dolayı bu saklanan kafatası kemiği küçülüyor ve eski yerine konamayacak hale geliyor. Bunun üzerine de buraya yapay kemikler oluşturuluyor. Bütün dünyada da böyle uygulandığı gibi ülkemizde de uygulanıyor. Ama daha önceden şimdiye kadar uygulanan yöntemlerde çok pahalı yöntemlerle yapılan yapay kemikler, hatta metal titanyumdan yapılan malzemeler konuluyordu. Türkiye'de 6. olmak üzere, 6. üniversite olmak üzere yeni bir maddede, metil metakrat isimli maddeden tamamıyla bizim arkadaşlarımızın çalışmaları sonucunda hastaya özel kemik oluşturularak kafatasına yerleştiriliyor ve hastamızın tamamıyla normal bir kozmetik görünüşe kavuşması sağlanıyor ve hayati fonksiyonları da korunmuş oluyor. Biz bundan gurur duyuyoruz. Arkadaşlarımızla, hocalarımızla da gurur duyuyoruz. Hepsinin ellerine sağlık diyoruz. Mutlu ve memnunum. Valla böyle doktorların sayısının artırmasına nasip eylesin. Yurt dışında vatandaş kar aramasın. Sayısının Türkiye'de gittikçe çoğalması nasip eylesin. Böyle binaların sayısı artar. O önemli. Bina dikmek kolay değil. Ama böyle bir doktorlara yetiştirmek çok ama çok zor. Dedi bulunmaz. Bina gelir ama doktoru gelmez. Allah sayısını artırsın diyeyim. Bu ameliyattan da çok memnun ve de mutluyum. Personellerinden çok ilgi ve de şefkatli davranıyorlar.